Herkese merhabalar. Bugün 25 Ocak 2024 Perşembe günü. Artık bugün itibariyle yavaş yavaş haftanın sonuna doğru geliyoruz. Ama hiç durulmuyor teknoloji gündemi. Her gün farklı, güzel, heyecan verici konular var. Dün anlattığım konular çok keyifliydi aslında. Fakat mikrofonumun azizliğine uğradım maalesef. Üzgünüm onun için de. Yani belki aralarda tekrardan o konuları bahsederim ki daha keyifli bir yayın olsun. Ben de şu anda yayın alanımı tekrardan kurdum ama şu anda hani baktığınız zaman biraz daha böyle her yer daha fazla gözüküyor ama olsun. Böylelikle Apple tarafından gelen kullanmam için verdikleri MacBook Air 15 inç M2 çipli ve şu anda sürekli kullandığım bilgisayarımı da görmüş oldum. Hani Air'e alışınca ve işlemcisi de yüksek olunca gerçekten çok iyi bir deneyim yaşıyorsunuz. Ben hani başka hiçbir şey kullanmıyorum gerçekten. O yüzden iyi ki Apple, teşekkür ederim bana bunu yolladığın için. Gayet keyifle kullanıyorum. Bunun da böylelikle madem böyle bir setup'ımda gözüküyorken bahsetmiş olayım. Bugün neler konuşacağız? Yine çok keyifli haberlerim var. İlk önce sizi Barcelona'ya götüreceğim. Neden Barcelona'ya götüreceğim? Şöyle sizi bir götüreyim. Gaudi'nin güzel eserini görelim bir yandan, kilisesini, hala bitmeyen kiliseyi görelim. Şimdi neden Barcelona'dan bahsediyoruz? Çünkü Barcelona kendisinin dijital ikizini oluşturmak istiyor. Hani biraz kulağa belki tuhaf geliyor olabilir bir şehrin kendi ikizini yapması ama yapay zekanın yardımıyla yetkililere belirli politika kararları alma konusunda hani bunun şehri nasıl etkileyebileceğine dair böyle bilgilendirmek amacıyla bir sanal versiyon oluşturmak istiyorlar ki böylelikle de hani herhangi bir şey yapacakları zaman nasıl olduğunu dijital ikizi olan Barcelona'dan görebilecekler. Bunun için de tabii çevreden veri toplamaları gerekecek. Çok iddialı bir proje kesinlikle. Yani proje aslında yapay zekanın şehirlerimizi böyle inşa etmeye başlamamızla beraber bunu gerçekten günlük hayatımıza uygulamamıza başlıyor. Proje yapay zekanın aslında şehirlerimizi nasıl etkileyebileceğinin bir göstergesi. Hem inşa ederken nasıl inşa etmeliyiz hem yönetim şekillerinde de yine aslında etkileyebilecek unsurlardan biri olabilir yapay zeka. Şimdi sadece artık şehirler ve şehri yönetenler değil, ayrıca bir de mimarlar da yapay zekayı kullanmaya başladılar. Şu anda dünyaca ünlü bir mimar var. Zaha Hadid isimli. Zaha Hadid'in sahibi olduğu bir mimarlık ofisi var. Zaha Hadid Architects diye. Dünyanın en ünlü mimarlık ofislerinden biri ve son yıllarda da yapay zekayı oldukça fazla kullanıyorlar. Şimdi ilk önce Zaha Hadid'i hatırlayalım. Kendisi Bakü'de Haydar Aliyev merkezini yapmıştı. Bu gerçek resmi bu arada. Şimdi de vefatından sonra Zaha Hadid'in Schumacher geçti ve o da bir yandan farklı projelere imza atıyor ama bir yandan da yapay zekayla haşır neşir bayağı. Hatta öyle ki bu gördükleriniz şimdi yapay zeka tarafından yapılmış çizimler, resimler diyebilirim. Özellikle firma artık mesela müşteriler için mimari tasarımlar oluştururken Dolly ve Midjourney gibi popüler yapay zeka araçlarını kullanmaya başlamış ve bunu da itiraf ediyor. Bir de Hasan Ragab var. Belki görmüşsünüzdür. Kendisi de bir mimar. 380.000'e yakın ayrıca Instagram'da onu takip eden insan var. Onun da farklı yine yapay zeka ürünü. Mesela bunların hepsi yapay zeka ürünü. Midjourney 6. versiyonu özellikle kullanmış. Ve onlar gerçekten çok gerçekçi. Baksanıza bu mesela Mısır esintili bir ev içi dekorasyonu gerçek gibi görünüyor. Bu da öyle muhteşem duruyor. Hasan Ragab da kendi alanına böyle yeni fikirler getirmek için üretken yapay zekayı kullanan bir başka mimar.
Hatta işte Buragab'ın Instagram hesabı üzerinden de yapay zeka tarafından oluşturulan böyle mimari tasarımlar bayağı bir ilgi çekti ve ana akımda da büyük beğeni topluyor. Gerçekten de pek çok insanda hani paylaştıklarını görebiliyorum hesaplarında. İşte meyve şeklinde evler, çiçek desenli evler gibi böyle yaratıcı, daha böyle rüya gibi evler tasarlıyor. Bu da mesela böyle çiçeklerden tasarlanmış bir ev. Yani sadece baktığımız zaman aslında işte mimarlar değil, artık işte şehirler de, ülkeler de kendilerine yapay zekayı dahil etmeye başladılar üretim süreçlerine. İşte politika yapıcılar ve hükümetler de gelecek hakkında daha iyi tahminler yapabilmek için bu gelişmiş yapay zeka modellerine güvenmeye de başladılar. Mesela İtalya'daki Bologna şehri de mesela şehir yetkilileri onlar da mesela bir dijital ikiz yaratmak istiyorlar. Hatta böyle Barcelona'nın izinden gidiyorlar diyebiliriz. Barcelona Kent Konseyi Bilgi Toplumu Direktörü Jordi Sirera González, yapay zeka sayesinde sistemi yönlendiren yasayı tam olarak bilmeden ne olacağına ilişkin soruları yanıtlayabiliyoruz diyor. Yani daha herhangi bir işe kalkışmadan ne olacağını görebiliyoruz dijital ikiz sayesinde diyor. Bu da gerçekten çok mantıklı. Çünkü böylelikle artık işte yapay zeka işimizi yerimizden mi alacak, biz işte işsiz mi kalacağız tartışmasından ziyade yapay zeka bu üretkenliği arttıracak, hayal gücümüzü daha da fazla genişletiyor. Hiç düşünmediğimiz farklı tasarımlara gidebiliyoruz. Ayrıca işlevsel de, yani sadece uçuk kaçık tasarımlar yapmanın yarısına ayrıca işlevsel de hani yapmak üzere ya da yapmak istediğiniz herhangi bir şeyi de öncesinde sanal ortamda bir işte benzerini yaratarak bir sokağın, bir şehrin, bir ülkenin orada neler yapılabileceğini sanal ortamda da görüp ondan sonra ona göre harekete geçmek de yine çok mantıklı ve iyi anlamda kullanılan bir ürün olmuş oluyor. Gelelim şimdi Netflix'e. Netflix tarafında neler oluyor? Bugün böyle hızlı bir tur attıracağım size dünyada neler oluyor teknoloji anlamında, neler oldu, neler konuşuluyor diye. Netflix sizce abone sayısını arttırdı mı, azalttı mı? Özellikle şu paylaşımlı sistemi kapattıktan sonra ne düşünüyorsunuz? Abone sayısını hızla arttırmaya Netflix devam ediyor ve yatırımcıların güvenini sağlamlaştırıyor. %11 oranında geçtiğimiz bu hafta değer kazandı. Bu parola paylaşımına yönelik kısıtlamalarla beraber ayrıca güçlü içerik listesiyle de bayağı bir değer kazandı. Yani parola paylaşımına yönelik kısıtlamalar daha fazla abone gelmesini sağlamış. Yani insanların uzaklaşmasına sebep olmamış. Şirket bu hafta yaptığı açıklamada 4. çeyrekte geçtiğimiz sene 13.1 milyon yani 13 milyon 100 bin abonenin hizmetine kaydolduğunu söylemiş. Bu da pandeminin başlangıcından bu yana en iyi büyüme olduğunu söylüyor. Yayın öncüsü Netflix hisseleri 2 yılı aşkın süredir de en üst seviyede işlem görüyormuş. Erken ticaretten elde edilen kazançlar eğer işte devam ederse de bu şirketin piyasa değeri bu sene 20 milyar dolardan fazla artacağı bekleniyor. Özellikle şimdi lisanslı oyunlar da almaya başlayacak. Hani oyunlar da oluyor ya içinde. Young Sheldon gibi lisanslı oyunları olan işte güçlü talebiyle beraber bir de The Crown'un son sezonu ve David Fincher'ın The Killer filmi de ayrıca yine Netflix'in en çok izlenen platformlardan biri olmasına katkı sağlamış. Geçen yıl aktörler ve yazarlar bu yapay zeka yüzünden Hollywood'da grev yapmaya başlamışlardı. Ve bu da tabii ki bazı yapımları sekteye uğratmıştı. Ama bu yıl içeriye 17 milyar dolar kadar harcama yapmayı planladığını açıklamış Netflix. Aynı zamanda canlı programlama konusunda da yine bahislerini artırıyor. Bir de dünya güreş programı şampiyonluğunda bir program var, Raw isimli. Bunları da Ocak ve bunun gibi benzer böyle canlı yayınları da Ocak 2025'ten itibaren özel olarak hizmetine sunmak için çalışmalara başlamış. Bunun için de 5 milyar dolardan fazla hak anlaşması yapıyormuş. Tabii bir anlamda işte Netflix'in başarısı tabii ki bu içerik bütçelerinin yüksek olması ve iyi yapımlar yapmasından kaynaklanıyor. Ama baktığınız zaman değeri hiç azalmadan ve başka
platformlar olmasına rağmen hala lider konumda giden şirketlerden bir tanesi. Bu da Netflix'in ne kadar öncü ve ne kadar doğru hamleler yaptığını gösteriyor. Tıpkı zamanında işte filmleri, CD'leri satın almak çok ya da kiralamak mağazalardan çok revaçta olduğu dönemde posta yoluyla filmleri kiralama yöntemi o dönem için çığır açmıştı. Daha sonrasında 180 derece değişip bir anda online bir platforma döndü. Gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Şimdi de aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Apple'ın şu araba, otonom araba meselesi ne oldu? Ne oldu? İşte 2026'da çıkacak diyorlardı ama 2028'de ertelendi lansmanı ve bu sürücüsüz sürüş özelliklerini de ayrıca geri çekti. Şimdi pek çok yönetim kurulu toplantıları oluyor ve bunun ardından arabanın otonom seviyesini 2 plus'a, 2 artıya düşürdüğü duyuruldu. Ve şirket lansmanını da en erken 2026'dan 2028'e erteledi. Bu 10 yıllık bir araba üretme macerası. 2014-2015 yılından beri aslında çalışıyorlar ve hala hani sadece böyle sızıntılar görüyorduk işte bunların üretim tesislerinden ama hala herhangi bir prototip görememiştik 10 senedir. Ve nihayetinde artık pazara elektrikli bir araç sunma niyeti olduğunu daha fazla gelen bilgilerden anlamaya başladık. Şimdi proje hakkında bilgisi olan kaynaklara göre şirket daha önce tamamen sürücüsüz bir otomobil hayal ediyordu. Hatta onun bir direksiyonu bile olmayacaktı. Ama şimdi daha sınırlı özelliklere sahip bir elektrikli arabaya döndü. Yani tıpkı şu anda Tesla'nın otonom sürüşünde nasıl ki yine elinizi direksiyona koymanız ve dikkatli olmanız gerekiyor. Yine aynı seviyede bir araba yapacaklarını bildirdiler. Daha önce Koda'da Titan'dı, sonra T172 oldu ve 2014 yılından beri birçok patron gelip gitti. Proje müdürü de gelip gitti. Çok sayıda stratejide değişiklikler oldu ve çok büyük bir gecikme yaşanıyor burada. Tabii ki Apple açısından baktığımız zaman evet Apple hiçbir ürününü tam mükemmele ulaştırmadan bir tasarım harikası ve kullanıcı dostu olmadan piyasaya sürmüyor. Bunu anlıyoruz ve belki de buna saygı duymak lazım. Ama hani hayallerindeki yere belli ki ilk lansmanla gidemeyecekler. Ama daha sonrasında etap etap işte bu otonom sürüş seviyeleri puan olarak, rakam olarak yükseğe çıktıkça otonom seviyesi artıyor. 4 ve 5 seviyelerine ulaşmak istiyorlar. Bunu da lansmandan sonra ancak yapabileceklerini söylüyorlar. Tabii bir yandan Apple bu projesi için yüz milyonlarca dolar harcıyor. Yani hem işte çalışanlarına hem otonom bilgisayarı kontrol etmek için bulut tabanlı sisteme, kapalı yol testlerine. Son 10 yılda hani baktığın zaman şirketin en pahalı araştırma ve geliştirme projelerinden biri oldu. Bir de hem araç parçaları, işte çipleri üretmek için bir mühendislik ve bunun için de bir bütçe ayırmak gerekiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman üzerinde hani bayağı bir zamandır emekle ve büyük bütçeler ayırarak çalışıyorlar ve hiç hani daha bir resmi prototipini de görmedik. Başarılı bir şekilde de hiç kimseye ulaşmadı. Ama kaynaklara göre yatırımcılar artık ya tamam ya devam diyorlarmış. Ve öyle ki hani artık Apple'da madem öyle elektrikli arabalar yapanlar kervanına o zaman biz de girelim. Madem işte diğer şirketler Huawei, Xiaomi de mesela işte onlar da artık Çin'deki önemli rakipleri de bu araba işine giriyorlar. Elektrikli araba işine giriyorlar. İşte Alphabet'in de Waymo'su var. Amazon'un işte Rivian otomotiv şirketine yatırım yaptı baktığınız zaman. Dolayısıyla onlar da bu piyasada olmak istiyorlar ve artık işte ben de bu ürünü yapıyorum demek istiyorlar belli ki. Baktığımız zaman o Apple otomobillerine hani bugüne kadar sürücüler için harita ya da Siri gibi iPhone özelliklerine erişim sağlamak amacıyla CarPlay yazılımı yaptı. Araç kontrolleri ve eğlence sistemleriyle de daha derinlemesine entegre olmak için de bu yıl yeniden bu CarPlay'i
tasarlıyorlar. Ama bir zamanlar Apple'ın hayali olan direksiyonsuz ve pedalları olmayan bir araba yaratma hayali artık gerçekleşmeyecek. Bu fikir şimdilik masadan kalkmış gibi görünüyor. Evet, bakalım nasıl bir tasarımla, nasıl bir iç dizayn ve işte menzil gibi özelliklerle gelecek. Gerçekten 10 senedir merak konusu. Bir yandan bakıldığı zaman Apple'ın şu anda iPhone'lar hani her sene yenileniyor ama çok büyük bir Apple'ın karlarına büyük bir artış olmuyor. Dolayısıyla iPhone'lardan sonra aslında kar marjlarını yükseltebilecek en büyük kalemlerden biri olabilir diye düşünüyorlar. Çünkü 100 bin dolar aralığındaki bir araba kesinlikle gelirlerini artıracak. Ve Apple'ın bu büyüyen elektrikli arabalar sektöründe de hani var olması ve kendi işte değerini artırması anlamında da önemli olacak ve bu konuda da artık geri kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla ama baktığımız zaman 2028'de hala 4 sene uzaktayız, yani demek ki hala daha var. Microsoft'a gelelim. Microsoft'ta neler oluyor? Microsoft bir yandan OpenAI ile işbirliğine devam ederken bir yandan daha ucuz üretken yapay zekalar yapmak için bir ekip oluşturuyormuş. The Information'ın haberine göre hani bir yandan OpenAI'da kullanılan yazılıma kıyasla daha az bilgi işlem gücü gerektiren ve işte etkileşimli yine üretken bir yapay zeka geliştirmek istiyorlar. Bunun için de bir ekip kuruyorlar. Kaynaklar Microsoft'un birçok üst düzey yapay zeka geliştiricisini araştırma grubundan yeni Gen AI ekibine taşıdığını söylüyorlar. Geçen ay başlayan bu yeniden yapılanmayla Microsoft'un yapay zeka konusunda tamamen OpenAI'ya dayanamayan bir yol çizme konusunda ne kadar ciddi olduğunu aslında gösteriyor. Şimdi aynısını bu ayın başında Davos'ta işte Dünya Ekonomik Forumu'nda Microsoft CEO'su Satya Nadella şu şekilde söylemişti. Şirketin küçük yapay zeka modelleri üzerindeki çalışmasını kendi kaderimizi kontrol etmenin bir yolu olarak ifade etmiş. Yani bir yandan bu large language model'a evet bir ortaklığı var, bir işbirlikleri var OpenAI ile beraber. Ama bir de small language models, yani küçük dil modelleri üzerinde de çalışmaya başlamışlar. Böylelikle de hem işte daha uygun fiyatlı olacak üretmesi de, hem kullanması da yine daha maliyetler açısından daha uygun fiyatlı olacaktır. Böylelikle de yine müşterilerine satmaları ve onların kendilerini kullanması konusunda da çok daha verimli olacağı kesin. Yani bu yeni Microsoft ekibiyle maliyetler düşürülebilecek ve daha yalın yapay zeka modeller geliştirilebilecek. Konuya aşina bir kişiye göre, The Information'ın aldığı bilgilere göre bu Gen AI, kurumsal başkan yardımcısı Misha Bilenkoymuş, onun tarafından yönetiliyormuş ve CTO Scott'a yanıt veriyormuş. Eskiden Rus arama motoru Yandex'te yapay zeka araştırmalarının başında bulunuyormuş Bilenko ve son 2 yıldır da Microsoft ürünlerinde OpenAI yazılımını uygulayan bir Azure ekibine liderlik ediyor. Azure bulut sistemlerine liderlik ediyormuş. Ve yeni ekibin çoğu daha önce bu çabalar üzerinde çalışan Azure mühendislerinden oluşuyormuş. Peki ne yapacak özetle bu ekip? Gen AI ekibi daha küçük dil modelleri geliştirecek ve ChatGPT'ye, Microsoft'un işte bu yapay zeka pilotlarına güç veren OpenAI'nin GPT-4'ü gibi büyük dil modellerinin kalitesini taklit ederek çok daha az bilgi işlem gücü kullanacak. Bu yeni ekiple ayrıca hani yapılmak istenen özellikle Microsoft'un müşterilerine bu daha az maliyetli ama yine büyük bir veriye sahip, o büyük veriyi taklit edebilen yine büyük veriye sahip bir yapay zeka geliştirerek müşterilerine aslında sunmak. Şimdi işte o yapay zeka çipleri Nvidia'dan satın alınıyor, işte H100 isimli. Neredeyse 30-40 bin dolarlar olduğu söyleniyor bir çipin. Üretim maliyeti 2 bin dolar, satış maliyeti 30-40 bin doları bulabiliyormuş. Dolayısıyla daha az bilgi işlem gücüyle daha fazla yapay zeka üretebilmek şu anda muhtemelen herkesin de istediği bir durumdur diye düşünüyorum. Ve böylelikle bakıyorum, evet, bugünün de
sonuna geldik haber turumuzun. Yarın görüşünceye dek diyorum. O zaman hoşça kalın. Eğer Cüneyt Özdemir kanalında TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programımızı izlemediyseniz geçtiğimiz hafta onu da izleyebilirsiniz. Haftalık bir özet geçiyoruz. Burada da günlük olarak 4-5 haberi hızlıca derlemeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Eğer beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız, hoşunuza gidiyorsa paylaşırsanız da sevinirim. Yarın görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.